Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte PES 2018 mobil tarihinin, hatta PES mobil tarihinin bence ve genel olarak Türkiye'deki en efsane top açılımını yapacağız arkadaşlar. Bu kadar efsane, bu kadar biriktirilmiş toplara karşı sizlerden tek isteğim 7500 beğeni arkadaşlar. Herkes, bakın herkes diyorum, bir beğeni, bir yorum bırakırsa gerçekten çok sevinirim ve yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone ol butonuna da basabilirsiniz. Abone ol butonuna basarsanız attığım FIFA Mobile videolarından ve eğer 7500 beğeni geçersek de diğer PES Mobile videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ama diğer PES Mobile videosu için çok emek verdim. Çok zamandır biriktiriyorum. Bakın gerçekten ben bunu 3-4 video haline bölebilirdim. Ancak bölmedim. Topluca atıyorum arkadaşlar. Sizlerden de topluca like bekliyorum. Herkesten güzel bir like sesi bekliyorum. 7500 beğeni geçersek, dediğim gibi arkadaşlar, efsane bir şekilde daha yeni, daha gelişmiş top açılımları yapacağım. Oyuna para bile yatırırım ama arkadaşlar sizlerden destek bekliyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, uzun zamandır PES istiyordunuz. Abone olduğunuza ve like attığınıza göre hala atmadım mı like? Bak ben atsam ne olacak ki deme. Çok önemli gerçekten bu video için. Tamam, sen attıysan başlayabiliriz. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar hesap ilk kaydolduğunda gelen paketler bunlar. Bunlar kolayca açılan paketler, yani bedavaya açılan paketler. Şimdi sizlerle beraber onları açacağız. Bakalım neler çıkacak. Sonra da canlı olarak efsane paket açılımını, top açılımına geçeceğiz. Ancak bir ayrılmayın. Gerçekten burada da çok muazzam toplar var. Çok muazzam şeyler çıkabilir. Haberiniz olsun bakalım. Ne geliyor? Oha, tüm toplar siyah oldu. Evet arkadaşlar, bundan zaten benim haberim vardı ama tüm topların siyah olduğunu unutmuşum ya. Tüm toplar siyah oldu. Oyun buga girdi arkadaşlar. Ve bakın kim geliyor. Ve Nainggolan arkadaşlar, canlı paket açılımına da devam edeceğiz. Ancak şu anlık bu şekilde devam ediyoruz. Diğer paket topları canlı açacağız. Gördüğünüz gibi Nainggolan ve siyah top, 5 tane bile siyah top çıkabilir bu videoda. Şu an bir tanesi çıktı. Çok muazzam bir top açılımı oluyor gerçekten. Bu top açılımı hayatımda yaptığım en güzel top açılımı olabilir. Çünkü bir haftalık efsane emeğim var burada. Zaman buldukça oynadım, zaman buldukça kastım. Sizlere video halletmek için hatta bir haftadan da fazla arkadaşlar, 7-8 günden fazla emek var. Burada da homoma çıktı, işimize yarar arkadaşlar belki. Ben sağ kanatlı bir diziliş kullanmıyorum ancak belki işime yarayabilir. Liverpool paketini açıyorum, bakalım Liverpool paketinden kim çıkacak. Umarım Liverpool paketinden güzel bir vurgun yapabilirim bakalım. Liverpool'da güzel bir oyuncu çıkarmak istiyorum. Bakalım kim gelecek arkadaşlar, gerçekten hatırlamıyorum. Benim için de heyecanlı olacak. Bu arada bu kadar sarının arasında nasıl gümüşü tutturmuşum haberim yok. Bu arada arkadaşlar, Markovic çıktı. Gerçekten Markovic'ten çok memnunum. Ancak büyük bir ihtimal bugün Markovic'i değiştireceğiz. Çünkü efsane toplar çıkaracağımı düşünüyorum. Takımdaki en kötü oyuncunuz Sara olabilir. Yani öyle diyorum size. Çok güzel toplar açacağımızı düşünüyorum. Bakalım abi, sarı top yok mu hiç ya? Hiç mi sarı top çıkmamış derken? Abi yok artık. Bu kadar şanssızlık. Ama ben buna şanssızlık diye düşünmüyordum arkadaşlar. Çünkü şöyle yaslanarak bakacağım için bir dakika arkadaşlar. Şunu birazcık aşağı indirelim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Siyah topu topların başına çıkardığım için kendimi asla şanssız olarak nitelendirmedim. Ve bugün de kendimi şanslı hissediyorum arkadaşlar. O yüzden bugün çok güzel toplar çıkartacağız. Çok fazla açacağız zaten. Umarım da güzel bir şeyler çıkabilir. Şimdi arkadaşlar buradaki toplar gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Kadroya falan koyacağım bunları. Zaten kadronun son halini şimdi sizlere göstereceğim. Haydi bakalım o zaman kadronun canlı olarak son haline geçelim. Evet arkadaşlar, şu ana kadar bir tane siyah top çıkardık. O da burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nainggolan. Efsane şu anda 84 gen oldu. Takımda o videoda çıkardığım oyuncuların hepsi burada ve Perin de fazladan çıktı. Perin nereden çıktı hatırlamıyorum. Ben galiba bir tane daha top açmıştım. Ondan da Perin çıkmıştı ama onu size göstermeme zaten gerek yok. Kaleci açmıştım ve Perin çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 bin GP var. Ben bunun 110 bin veya 100 binini minimum harcayacağım. Ve 370 de Michael Up parası var ayrıyetten. Efsane bir top var arkadaşlar. Efsane. Bir dakika, burada bir şey var. 10.000 GP beleş. 10.000 GP daha gelmiş. 130.000 GP oldu. Güzel. Videoya özel. Güzel abi. Konami, sen bana bu hesabı sürekli gönderirsen sevinirim. Yeni özel teklifler gelmiş. Onlara da bakarım. Onları da açabiliriz. Şimdi arkadaşlar siyah top garantili top var. Görüyor musunuz? O toptan garanti siyah top çıkıyor. Ve bunun için bir haftalık emek gerekiyor. Her gün oyuna girip oynamanız gerekiyor. Ve burada da arkadaşlar efsane bir top var. 250 Michael Up parası verip bundan da açacağız. Ama öncesinde arkadaşlar bir tane silver artı top açıyorum bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Normal bir top, yani bu 10.000 GP verip açtığımız normal toplardan birisi. Bakalım bu toptan güzel bir şey gelecek mi? Umarım güzel bir şey gelir. Bu arada yüzümde bir halsizlik görüyorsanız, kaç saattir uyumuyorum ben? 20...
28 saattir falan 1 saat uyudum sadece. Yani 27 saattir falan uyumuyorum. O 1 saat de yani çok kötü bir saatti. O 1 saatte uyumayacaktım aslında da. Maalesef uyuduk. Haydi bakalım. Sarı top geldi. Çok güzel. Lütfen güzel bir şey gelsin. Santrafor geldi. Bir dakika ben bir santraforuma bakayım. Kim vardı benim santraforumda? Şu anda hatırlamıyorum. Vincent Aboubakar geldi. Güzel abi. Şansımıza da özel. Sizlerden 7500 dediğim gibi arkadaşlar. Atacağınıza inanıyorum ve sarı top buraya çok yapışacak arkadaşlar. Takım ruhu da 69 oldu. Bence süper oldu ya. Çok güzel oldu abi. Sarı top buradan çıkması çok iyi oldu. Gerçekten muazzam oldu arkadaşlar. Şimdi hemen 250 My Club parası verip topumuzu açacağız bakalım. Hemen açalım. Bakalım 250 My Club parasına umarım güzel bir oyuncu gelir. Konami Sport. Yani Konami bana lütfen güzel bir top ver. Bak sana yalvarıyorum. 3, 2, 1. Burnumla basıyorum ve burnumla siyah topu vuruyoruz. Haydi bakalım. 3, 2, 1. Bastım. Haydi bakalım. Burnumla siyah topu vuruyor muyum? Siyah top bir tane geçti. Sarı gelsin bari ya. 250 My Club parası verip de. Neyse CS iyidir ya. Fena değil yani. İyidir demeyelim şimdi ama yani fena değil yine de. Sıkıntı yok arkadaşlar. Üzülmeye hiç gerek yok. Hemen geri dönelim. Ve arkadaşlar siyah topu birazcık sona bırakmaya çalışacağım. Yani aralarda açacağım. Sona da bırakmayacağım. O yüzden atlaya atlaya sakın izlemeyin. Hemen arkadaşlar o zaman Agent'a gelelim. Agent'tan buradan ben bir tane orta saha açacağım. Ve sonra bir kadroma bakacağım. Sonra kadroma baktıktan sonra GP ile top açmaya devam edeceğim. Ona göre karar vereceğim çünkü hangi mevkiye top açmak istediğime karar vereceğim. Oha tüm toplar gümüş oldu lan geç. Vicente Gomez diye bir şey geldi. Bu arada DMF lazımdı lan galiba. Dur güzel oldu bence. Güzel bir şey çıkmış olabilir. Takıma şu anda her şey lazım. Yani takım o kadar düşük ki takıma neredeyse her şey lazım şu anda. Aynen DMF çok lazımmış. Çıkması çok iyi olmuş. Orta sahalar tamamlandı arkadaşlar. Bakın defans eksik. Bir tane stoper bir tane de sol bek eksik şu anda. Onları da açtıktan sonra diğerlerini serbest olarak istediğimiz şeyleri açabiliriz. Hiç sıkıntı yok yani. O zaman arkadaşlar bir tane sol bek ve bir tane stoper çıkartana kadar full defans açacağım. Haydi bakalım. Çünkü ihtiyacım olan şeylerden birisi. Ve bir tane sol bek ve bir tane defans illa çıkar arkadaşlar. Merak etmeyin yani bir stoper. İki tane siyah top yan yana oldu. Haydi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1 bastım. Hadi abi sol beki ver de içimiz rahatlasın. Sonra stoper verirsin. Sıkıntı yok. Gümüş de olabilir. Siyah olsaydı tabii daha iyi olabilirdi ama sağ bek verdi ya. Şaka gibisin gerçekten ama sıkıntı yok abi. Daha fazla şansımız var. Daha açabiliyoruz. Haydi bakalım. Bir tane daha 10.000 GP'lik topumuzu açıyoruz. Umarım buradan güzel bir şey çıkar. Çabuk bastım birazcık. Siyah topun da üstünde bastım gibi oldu. Ancak siyah top çıkmadı. Sol bek veya stoper lazım lütfen. Stoper geldi. Çok güzel abi. Şimdi bir de sol bek verdim mi? Tamamdır abi. Defansları da tamamlamış oluyoruz. O zaman istediğimiz mevkileri sıra sıra açarız. Kaleci hariç. Çünkü zaten kalecimizde altın oyuncumuz var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Haydi bakalım. 3, 2, 1. Bom. Hiç siyah geçmedi. Bakalım göreceğiz mi? Gördük ama nerede gördük? Sol bek ver lütfen. Tamam sıkıntı yok. Stoper daha güzel bir stoper geldi. Hiç sıkıntı değil. Bunlar zaten bizim antrenör olarak falan işimize yarayacağı için üzülmüyorum. Ama sol bek birazcık çabuk çıksın da rahat paketleri daha kolay açabilirim. Ancak defanslar da önemli tabii ki. Hani altın defans falan çıkarsa hiç fena olmaz yani sol bek çıkmasa bile. Hatta siyah top çıkarsa da çok sevinirim. Bastım bakalım. Abi altın falan verip gümüş verip duruyorsun. Bak yine stoper vardı. Abi stoperden başka bir şey kalmadı ya. Full stoper oldu kadro. Son o barda slotlar da olmuş. Bunların bazılarını antrenör falan yapmam lazım. Hemen kadroyu dizelim arkadaşlar. Sonra antrenörleri yapalım. Siz de benimle beraber buraları da öğrenmiş olun arkadaşlar. Fazla top açacağınız zaman işinize yarar bu bilgiler. Onu da söyleyeyim size. Hemen şuraya tekrardan gel abi. Şuradaki sağ bek, sol bek olarak kullanabilir miyiz? 65 oynuyor. Güzel tamam kullanabiliriz. O zaman bu böyle kalsın arkadaşlar kadro şimdilik. Belki siyah toptan falan stoper çıkartırız. Hatta şu anda siyah topu açacağım arkadaşlar ama kadro dizilimini daha yapmadım dur. Kadro dizilimini yapalım. Sonra çünkü antrenör olarak bazı gereksiz oyuncuları atmam gerektiği için öyle de bir durum olduğu için bir dakika lan ne yaptım? Bu arada kostu da yükseltmemem lazım. Tam bu kadar yeterli. Diğerlerini full antrenör olarak atabiliriz arkadaşlar. Çünkü kostunu zaten yükselmemiz lazım. Takıma bir siyah top daha geldiği zaman konuşamadım. Geldiği zaman çok sıkıntı olabilir. O yüzden yükseltmememiz lazım. Şimdi arkadaşlar hemen My Team'e gelelim. Ve bazı oyuncuları antrenör olarak atayalım ki daha fazla açabilirim. Hemen seni mesela atayalım. 8 tane oyuncu falan atalım ki arkadaşlar çok rahat bir şekilde toplarımızı açabilelim. O zaman bunları hemen atıyoruz antrenöre. Jarvis at.
Hadi bakalım. Neyland'ı da atacağım. Hiç önemli değil abi. 18 level'a kadar yükselmişsin. Ama umurumda bile değilsin abi artık. Çünkü çok daha iyi oyuncularım var artık. Sana ihtiyacım yok dostum. Tamam mı? Sana hiç ihtiyacım yok. Haydi bakalım abi. Şöyle in abi aşağıya. Şuradan. Oraya yanlışlıkla abi efsane bir oyuncuyu falan atarsam çok çıldırırım. Nangolan attığımı düşünsenize. Ben geçen gün efsane bir oyuncuyu atmıştım. Aubameyang'ı çıkartıp atmıştım. Çok üzülmüştüm ya. Abi çok kötü bir zamandı o. Sonuncuyu da şey yapıyorum. Sonra siyah top garantili top açılımını yapacağım. Bakalım abi. Siyah top garantili toptan. Bakalım ne gelecek. Haydi bakalım. Siyah top garanti ya. Siyah top çıkmama şansı yok abi. Bu kadar lüks fazla ya bize. Bu kadar lüks fazla değil mi sizce de? Bence fazla. Bakın çok güzeller, çok güzeller. Siyah siyah dönüyorlar. Siyah siyah. Şöyle görün. Siyah siyah dönüyorlar. Düzde tutamıyorum ki abi, ilginç. Bastım. Siyah siyah döndüler. Haydi bakalım hocam. Şimşek çaksın. Şimşek çaksın. Şimşek çakmadı. Kötü bir şey mi geliyor? Hadi. Ooo, Verratti geldi. Yine orta saha geldi ama Verratti geldi. Çok sevdiğim bir oyuncu ve 80 gen ya. Süper. Muhteşem bir şey geldi şu anda. Çok mutluyum abi. Çok saçma sapan bir mevkiden oyuncular da gelebilirdi. Ancak Verratti geldi. İşimize de yarayacağını düşünüyorum. İnşallah kadroyu koyduğum zaman kadronun postu fullenmez. Fullenirse de ayarlarız ama fullenmezse daha iyi olabilir. Bunu buraya al abi. Sonra bunu buraya al. Dur lan bakalım. Tamam. Bu böyle oldu ya. Bu böyle daha iyi oldu. Arkadaşlar kadro şu anda nasıl sizce? Bence muazzam oldu. Ben de Verratti'ye level da basacağım. Şimdi görürsünüz arkadaşlar. Efsane olacak, efsane. Siz merak etmeyin. Benim level'larım da var. O kadar kastık yani oyun sonuçta. Level'lar da geldi birazcık. Merak etmeyin. Belki 250 Michael parası bir daha olabilir bu arada. Şimdi arkadaşlar forvet, orta saha defans. Forvet, orta saha defans açıp duracağım. Bakalım neler çıkacak. Forvet açıyorum. Bakalım forvete güzel bir oyuncu. Güzel bir siyah top gelir mi? 3, 2, 1. Bastım. Gümüş verme artık ya. Yeter. Konamı lütfen. Santrafor geldi. Oha, Cenk Tosun çıktı. Abi Abubakar ve Cenk Tosun yan yana çıktı. İlginç. Abi Beşiktaşlar lütfen duygulandınız mı? Lütfen yorumlara yazın. Duygulandım mı? Orta saha paketini açacağım. Sonra da bu arada menajerlere bakacağım. Belki menajer alabilirim çünkü. Orta saha paket değil. Orta saha topu. Bastım abi. Orta saha topundan bir siyah top. Bir siyah top. Tüm toplar siyah olsun. Abi demin oldu tüm toplar siyah. Şimdi neden olmuyor ya? Lütfen. Bu arada çok uzun bir video oluyor ya. Ama full top açıyoruz yani. Maç bile yapmıyorum. Şimdi bir de defans açıyorum. İyi. Konami Sport bana bir sol bek veriyor. Ve kurtuluyoruz hocam. Ben bastım. Sol bekimi alıyorum. Geliyorum. Hadi ben çıkıyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar geliyorum şu anda. Abi bak, gümüş de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Gerçekten ekrana bakmıyorum. Gerçekten kim olduğunu bilmiyorum. Gümüş de olabilir ama sol bek olsun lütfen. Abi altın çıkmış. Altın çıkmış ama stoper. Dalga mı geçiyorsun? Olsun, altın da iyidir abi. Altın her türlü olur. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bir ben menajerlerin fiyatlarına bakmam lazım. Çünkü menajer almam lazım. En pahalısını alalım şimdiden ki kurtulalım o işten arkadaşlar. Bir daha zorlanma işlemi yapmayalım. 16.000 GP'ye. Şu ikisinden birisini alacağım. Şunu alalım abi. 16.000 GP vereceğim ya. Arkadaşlar bu gerçekten önemli bir şey. Çünkü 16.000 GP değer. Çünkü bu bizim işimize yarayacak. Diğerlerini de artık harcayabiliriz şimdi. Çünkü arkadaşlar takım geliştiği zaman ben bu menajeri ne yapacağım değil mi? Öyle de bir durum var. O yüzden hemen dizilişimizi değiştireceğiz. Kadromuzu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Kadro zaten o dizilişteymiş lan. Sıkıntı yok galiba ya. Bir dakika. Yok, bu dizilişe geçeceğim. Bu menajer benim işime yarayacak çünkü arkadaşlar. 41'e falan düştü ama bu hiç düşünmeyin arkadaşlar. Bu hiç önemli değil de. Oğlum çok saçma oldu lan diziliş. Vallahi çok saçma oldu. Pişman mıyım? Evet. Falan. Gerçekten pişman gibiyim ama. Çok saçma olmadı mı sizce de? Olsun. Hallolacak. Bunu buraya al abi. Bu takım ruhunu ben arttırırım arkadaşlar ama cost gördüğünüz gibi 480 oldu. O cost da zaten benim için en önemli şeylerden birisi. Bu daha çok düşürüyor arkadaşlar. O yüzden şimdilik buna bir hiç ellemeyelim. Tamam, kadro belki daha güzel bir şeyler çıkabilir. Sensil'de. Okey. Tamam, kaydedelim mi? Kaydettim. Ve arkadaşlar haydi bakalım o zaman devam ediyoruz. Kontrat. Agent. Agent'tan da efsane bir şey gelecek bakın. Efsane diyorum size. Harbiden efsane. Defans açıyorum. Bir tane sol bek çıkarsa çıkar. Çıkmazsa da onun canı sağ olsun. Hiç önemli bile değil arkadaşlar tabii ki. Yani ne önemi olacak? Hiç önemi yok bizim için. Siyah top çıkıp sol bek çıkarsa Marcelo geldi ya. Marcelo'yu vurduk abi. Lan bari sarı çıksaydı. İki tane topla kaçtı. Bir tane topla kaçtı.
Sol bek geldi. Süper oldu. Tamam. Sol bekimizi de çıkardığımıza göre arkadaşlar hemen bir tane forvet açabilirim. Belki bir tane de açarım ama son bir tanesini açmam biraz riskli gibi bir şey. Yoksa Michael'a paraları boşa gidebilir. O yüzden riskli bir şey ama. Bir şu topu bir açalım bakalım ne çıkacak. 3, 2, 1. Boom. Bakalım ne geliyor. Abi siyah top 2 tane geçti ya. Gelmez daha. Gelmez daha. Nasıl gelsin? Arkadaşlar çok fazla gümüş çıkıyor. Zaten hep gümüş çıktığı için çok da fazla gerek yok. Ama belki çok fazla birikir. 20.000'i geçerse bir daha 10.000 ciplik açabilirim arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Çünkü şu Clubhouse'da bayağı bir şey birikti. 20.000'i geçer mi bilmiyorum. Geçmez de geçmeye de bilir ama geçerse belki açabiliriz. Bakalım. Yok abi 20.000'i geçmez. Açmayalım abi çünkü bu oyuncuların kontratlarına da para ödeyeceğiz. Param yetişmez. Gerçekten yetişmez yani. Şaka maka yapmıyorum. Ben bunu bayağı oynarım. Şu anda çok güzel oldu ya kadro arkadaşlar. Çok mutluyum. Sol bekim falan da var. Şimdi takıma gelişmeler yapacağız arkadaşlar. Ayrılmayın bir yere. Takımımızı daha geliştireceğiz ya. Merak etmeyin. Daha takım güzel olacak. Belki ileride maç da yapabilirim. Like'larınıza bağlı. Dediğim gibi oynarım ya. Sıkıntı yok. Siz like atın ben oynayacağım. Sol bek çıktı. Tamam sıkıntı yok. 68 de olur abi. Hiç sıkıntı değil. Adam yeter ki mevkisinde oynasın da abi. Bir dakika ya. Bu burada hiç olmadı. Bu nasıl oluyor? Bu da olmadı. Bunlar DMF olarak oynayacak arkadaşlar. Defansif orta sahalar tamam. Defanslar da hemen hemen iyi. Ancak forvetler falan sıkıntı var. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben Berat diye basabildiğim kadar basacağım. Nerede abi orası? My team. Training. Ve nerede abicim o adam? Lovren'e de basarız belki. Ama ben Berat diye basabildiğim kadar basayım arkadaşlar. Bari Berat diye artabildiği kadar artsın. Her şeyi Berat diye basacağım arkadaşlar. Her şey hiç önemli değil. Ne var ne yok. O kadar zamandır biriken şeyleri Berat diye bastım. Bari birazcık yüksel ya. Bari birazcık yüksel ya. Lütfen. Oha. Limitini kırdık adamın. Adamın limitini kırdık lan. 32 seviye oluyor. Yok artık. Çok ilginç yaptık lan. Yok lan 16 seviye oluyor. Niye öyle oldu? Kafam karıştı. Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Önemli değil arkadaşlar. Bütün antrenörleri verdik. Adam da yükselebildiği kadar yükseldi artık. Squad management'a tekrardan gelelim son haline. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 82 genlik Verratti'miz, 81 genlik Nainggolan ve defanslarımız da bu şekilde. Kadrom şu anda böyle oldu. Bence güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Burada videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi 7500 beğeni geçersek efsane bir video geliyor. Hazır olun. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videonun herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Like atmayı da unutma. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şuradaki videolardan birisine gidin hadi. Hadi gidin. Hadi. Ve bye bye.